Retro kafasından herkese merhabalar. Farklı bir konsept deneyeceğim bugün. Şu ARK64 kartuşunu, montajını, dizilimini yapacağım. Bunu yaparken de size şu Commodore 64'ümün hikayesini, öncesini, sonrasını falan biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi göstermiş olduğum Commodore 64'ü ben 93 senesinde ikinci el olarak almıştım. Laleli'de diye hatırlıyorum. Bir gazete ilanına da görmüştüm. Laleli'ye gitmiştim Commodore 64'ü almak için. Artık o dükkanın sahibi, hatırladığım kadarıyla, Commodore 64'ü bana vermişti ama bir işi çıkmıştı. Ben de kucağımda Commodore 64. Tuşlarına bakıyorum, inceliyorum. Daha öncesinde o kadar yakından inceleme fırsatım olmamıştı Commodore 64'ü. Tabii Avcılar'da dükkanlar vardı. Atari salonlarının dışında işte Commodore 64 Amiga ile kullanıp oynatan, işte zaman karşılığında oynatan dükkanlar vardı. Oradan aşinaydım sadece. O şekilde bu ilk Commodore 64'üme sahip olmuştum. Tabii şöyle de bir durum var. 93 senesi aslına bakarsanız epey de geç bir zaman. Yani bir bilgisayara sahip olmak için. Benim aslında bilgisayarlara olan ilgim daha biraz daha geriden, eskiye dayanıyor. Çok daha eski değil aslında bakarsanız. Atari salonlarında geçti daha çok benim lise 1, 2, 3 yıllarım. Ama şu Bilim Teknik Dergisi'nin arkasında bir Karel bilgisayar vardı. Yolumun üzerinde de sürekli o bilgisayarla karşılaşıyordum bir dükkanda. Vestel'in... O zaman Vestel miydi gerçi, emin değilim. O Karel bilgisayarla sürekli karşılaşıyordum. Veya hayal ediyordum. Ama tabii etraftaki herkeste de Commodore 64, Amiga falan vardı. Gazetelerde de şeyi çıkardı. Commodore 64'ün set halinde ilanları çıkardı. Değişik değişik bilgisayarcıların, genellikle Bakırköy'deki bilgisayarcıların olurdu bu. Enteresan, lehim yapınca hoparlör cızır diyor. Çünkü lehim teli devreye temas ediyormuş. Şöyle şuraya alayım onu. Hah, ne diyordum? İşte gazetelerde ilanlar çıkıyordu. Commodore 64 bayağı iç geçiriyordum. Benim almam şu şekilde oldu. Abim askere gitmişti. En büyük abim Tekin. Biz çatıcılık yapıyorduk o zamanlar. Ondan bir küçük abim, ben dershaneye giderken bir gün işte çatıdaki artık çinkolardan Commodore 64 alabileceğimizi söylemişti. O şekilde oldu. Commodore alıp eve geldiğimde tabii oyunlar oynadım mı hatırlamıyorum. İlk oyunlarımı oynadım. Muhtemelen ilk ekranda bir şeyler yazıp işte renk tuşları, şunları bunları bayağı bir kurcaladığımı hatırlıyorum. Tabii oyunları da oynamaya başladık hemen. Bir tane kaset vardı, yanında kaset gelmişti. O kasetten hatırladığım oyunlar, Satan diye bir oyun vardı. Boulder Dash vardı, en çok oynadığımız oyun Boulder Dash'tı diyebilirim. Abim de ben de çok oynadık, bayağı oynadık oyunu. Diğer oyunları çok hatırlamıyorum. O kaset bir arkadaşıma verdim. Geri gelmedi zaten.
Tabii geçmişten bilim teknik dergilerinden filan da aşina olduğum için programlamaya, yani bilmiyordum çok fazla ama yani az çok takip etmiştim bilim teknik dergilerindeki verilmiş programları bakardım öyle. Hemen bir tane kitap aldı abim. Normal şeylerle alakası yok. Commodore 64'le alakası yok. PC'deki basic'i anlatan bir kitaptı. Tabi bayağı bir dumura uğramıştık. Oradaki programları yazıp çalıştıramayınca. İşte Inkey, CLS falan gibi Commodore 64 basic'inde olmayan komutlar vardı. Ya bir şekilde yanında kitap var mıydı hatırlamıyorum ama daha sonra dediğim gibi ben dershaneye gidiyordum. Yine askere gitti dediğim abim Tekin abimin bir kıyağı mı diyeyim ne diyeyim. Ya bizim okumamızı çok istemişlerdi. Kendileri çok fazla bu alanda ilerleyemediler eğitim hayatında. Dershaneye giderken bir yandan da abim üniversiteye gidiyordu. Ben dershaneye gidiyordum. Ya bir yandan dershane, bir yandan okul, bir yandan Commodore sağlam oynuyorduk yani iyi oynuyorduk. O zamanlar yazdığımda tek programlama anlamında çok fazla girdiğimi sanmıyorum. Tek yazabildiğim içinde bir for döngüsü bile olmayan üniversite ÖSS, ÖYS puan hesaplama programı gibi bir şeydi. Basit işte katsayılar şunlar bunlar falan öyle bir şeydi. Şöyle bir şey anekdot paylaşayım. Anekdot mu diyeyim? Abim beni görüyor. Sürekli Commodore'un başındayız. Sürekli onunla uğraşıyoruz filan. Veri toplantısı gibi bir şey var dershanede. Bunu sonra kendisi anlatıyor. Ben biraz da o bahsettiğim çatıcılık işinde de genel abilerimin gözündeki imajım oldukça tembel olduğum yönünde. Şimdi bu Commodore 64'ü kapatmayıp sürekli takılmayla da birleşince abim veli toplantısına gittiğinde sanıyor ki diyecekler bu adam böyle şöyle kötü durumda böyle kötü durumda falan diyecekler diyor. Tam aksi bir şeyler duyuyor. Şöyle iyi, böyle iyi filan şaşırıyor. Neyse, velhasıl ben o 93 yazında da üniversite sınavında bayağı bir demeyeyim de yani başarılı olmuştum. Şans eseri de bizim en son iş yaptığımız Beşiktaş'ta bir subay evleri vardı. Orada çatı işi yapmıştık. Yazın ben tercihlerimi yapmışken kazandığım Yıldız Teknik Üniversitesi'ne nazır bir yerde çalışmıştım. Tabi öncesinde şöyle de bir durum var. Üniversite sınavına bir ay kalmış mıydı? 2 ay mı ne kalmıştı? Commodore'u paketleyip değil mi? Sarıp sarmalayıp götürdüm bir kanepenin altına bir yere koymuştum. Üniversite sınavı bitene kadar çıkarmayacağım diyerek. Ve hakikaten de üniversite sınavı bitene kadar da ellememiştim. Ne demiştim en son? Evet, üniversite sınavını işte Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanmıştım.
O üniversite sınavı sonrası seçimler esnasında da epey bir PC dergilerine filan sarmıştım artık. Televizyonda bilgisayarla ilgili programlar oluyor. Tabii Commodore'la ilgili değil de PC programlarıyla ilgili oluyordu genelde programlar. Alakasız bir şekilde boş boş da olsa izliyordum. Hani Commodore'un da etkisiyle o zamanlar bilgisayar mühendisliğini kafamda yer ettirmiştim. Tabii o zaman bizim popüler seçimlerden en başta gelen, aslına bakarsanız elektronikte, niye bilmiyorum, elektronik bölümlerin puanları daha yüksek oluyordu. Büyük üniversitelerin elektronik bölümleri, sonra bilgisayarla ilgili bölümlerini yazmıştım. Commodore 64'ü aldığımda dershaneye giderken bir yandan da Commodore dergileri topluyordum. Bakırköy'de o zamanlar epey bir bilgisayarcı aktif faaliyet gösteriyordu. Bilgisayarcılardan değil gerçi. Bakırköy'de garın tren istasyonunun yakınlarda bir yerde bir sahaflar oluyordu. Arada sırada denk geliyordu. İşte Bakırköy'e gidiş gelişlerde de bulursam orada Commodore dergisi alıyordum. İşte yolda okuyordum filan. Benzer şekilde bazen Beyazıt'a gittiğim oluyordu. Beyazıt'taki sahaflar çarşısından da yabancı, yerli dergiler, bilgisayar dergileri, bilgisayar kitapları. Zaten üniversite sınavı bitip de yaz geldiğinde ben işleri biraz daha ya programlamayı biraz daha arttırmaya başlamıştım, programlama faaliyetini. Dergide verilen o program dökümeklerinde verilen programlar olsun. Bir yandan Pickpocket Machine Code diye bir tane kitap vardı, o kitap. Yabancı kitap. Yabancı kitapta gerçi işim olmaz o zaman. İngilizce yoktu bizde doğru düzgün. Muhtemelen daha sonra almış olabilirim yabancı kitabı. Evet, Commodore 64 dedik. Ben Commodore 64'ü kasetli olarak aldım. Diske sürücü yoktu ilk aldığımda. Ve okulun da yanılmıyorsam 2 senesi falan, ilk 2 senesi, 3 senesi PC'de almamıştım. Laboratuvarı kullanıyordum. Ödevler için de evde Commodore 64 Basic'le yapmaya çalışıyordum bazı ödevleri. Laboratuvarda zaten yapıyorduk da evde de böyle yazıyordum. Artık Basic'le ne kadar yazılırsa, Pascal'da yazılmış olan program. Dediğim gibi kasetle ilk başlarda takılıyordum ama ilk hazırlık sınıfındayken, İngilizce hazırlık sınıfındayken bir arkadaşın abisinin disket sürücüsü varmış. Ondan disket sürücü satın almıştım. Onunla beraber de aslına bakarsanız benim Assembly'deki ilerlemem hızlandı diyebilirim. Daha doğrusu sadece o da değil. Avcılardaki bilgisayarcılardan bir tanesinden Multi Ice 3 kartuş almıştım. Esas o SMD dilini öğrenme ve bir şeyler yazma anlamında hızlanmamı sağlamıştım. Hani öyle aman aman da bir şey yazdığım söylenemez aslında bakarsanız. Bir tane Sprite editör mü? Artık öyle bir şeyler yazmaya çalışmıştım.
Bu arada bu lehim işine de ben uzun süre aslına bakarsanız beceremedim. Ta ki elektronik işlerine 2000'lerin ortalarında tekrar bir daha ilgi duymaya başlayana kadar aslında çok basit bir olay olduğunu görmüş oldum. Mevzu lehim yaptığınız iki şeyi bir anda ısıtıp aslına bakarsanız ısınmış olan bu objelere lehimi vermekte püf noktası bu. Yani gidip lehimi ısıtmıyor olmanız lazım havyayla. Lehimlenecek iki nesneyi ısıtıp lehimi de bu ısınan nesnelere değdirmeniz gerekiyor. En temel prensibi bu. Tabii DIN plugları, işte Commodore 64'ün video çıkışında kullanılan filan DIN plugları lehimlemeye çalışırsanız direkt soğursunuz bu işten. O iş biraz zor. Ben en son patatese batırıp lehimliyorum. Hem pinlerin plastiği eritmesini engelliyor, ısıyı birazcık dağıtıp. Hem de eğilmelerini falan düzgün durmalarını sağlıyor, eğilmelerini engelliyor. Tabii kötü tarafı sıcaklıkla beraber bir foşurdama falan oluyor patateslerde. Veren daha pratik yöntemi vardır. Patates de çok ucuz bir malzeme değil konuştum. Şeyden bahsetmiştim. Bilim teknikte programlama örnekleri gördüğümden bahsetmiştim. O da hakikaten benim yine büyük abimden dolayı bir şansım. Yani her hafta alıyor muydu bilmiyorum ama sıklıkla Bilim Teknik dergisi aldığını hatırlıyorum. Hani ne kadar anlıyordum bilmiyorum da ben ilkokula mı gidiyordum? Ortaokula mı gidiyordum? İlkokula gidiyordum muhtemelen. Belki de o zamanlar programlama olmayabilir bile. Yani çok ilgimi çekiyordu, okuyordum. Elektroniğe de yine aynı şekilde böyle yüzeysel bir ilgim vardı. Abimin hele çok ilgisi vardı. Zaten kendisi elektrik bölümünde okuyordu meslek lisesinde. Yani bir şeyleri bozma huyum herhalde açıp söküp bir daha kapatmama huyum abimden kaldı diyebilirim. Rahmetlinin de öyle bir huyu vardı. Gerçi o kadar fazla bir elektronik cihaz var mıydı hatırlamıyorum. Herhalde bir radyo bir şey vardır. İnsanın ne demişler? Adı çıkacağına canı çıksın diye. Beni de dedim ya. Çatıda çalışmaya gidilirken ben bin türlü bahane üretirdim. Evden dışarı çıkmamak için. En sonunda bir şekilde ikna edip götürürlerdi beni.
Ya bu müzik kötüymüş arkadaş. Entegre soketini geçtim. Normalde bu iş bu kadar uzun sürmüyor. Ben çok laf az iş dedim. Bu konseptin adını da değiştirmem lazım muhtemelen. Az laf az iş olabilir. Şöyle köşeden yapayım. Arkadaş her cihazda ama klasik müzikleri bu kadar kötü yaparlar yahu. Bu arada bu kartuşun PCB'sini ve şemasını tasarlayan Özay'a buradan tekrar bir daha teşekkürler. Kartuşun hani tasarımını, prototipini, yazılımını vesairesini ben yaptım ama hakikaten o da ciddi bir teşekkür hak ediyor. Yaptığı yerleşimle. Kartuşu benden isteyen arkadaşın şöyle bir avantajı olacak. Nasıl monte edildiğini de gözleriyle görme imkanı olacak. Bu benim açımdan iyi mi olacak, kötü mü olacak bilmiyorum. Hani lehim olayından bahsediyordum. Kayıt durmuş olabilir o esnada. Yani uzunca bir süre lehim yapma özürlüsüydüm. 2000'in ortalarında tekrar cesaretimi toplayıp bu işi yaptım. Yani zor bir olay olmadığını anladım ve düzgün lehim yapabilir hale geldim. Yapamayan
çekinen varsa çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Böyle pahalı ekipmanlara da ihtiyacımız yok. Şöyle bir lehim, şöyle bir ayarlı havya 70-80 liraya bulunabiliyor. En azından geçen sene hala vardı. Dediğim gibi normalde bunun monte edilme süresi aşağı yukarı 10 dakika, taş çatlasın 15 dakika filan. Az laf, az iş formatında ise bu daha uzun süreler alabiliyor. Dolayısıyla bu formata çekeceğim ilk ve son video olma ihtimali çok yüksek. Belki karşımda birisi olsaydı muhabbet edeceğim. Laf kısmı da iş kısmı da daha fazla olabilirdi. Yani en azından laf kısmı daha fazla olurdu kesin de. İş kısmı daha fazla olur muydu? Emin değilim. Bu şekilde dışarıdan fiziki müdahaleye maruz kalan parçalara daha fazla lehim kullanmakta fayda var. En fazla çatlak lehim olma potansiyeli olan parçalar bunlar oluyorlar. Dediğim gibi bu işin tüyolarından bir tanesi de toprağa bağlı olan hatların ısıtırken biraz daha fazla dikkat etmeniz lazım. Normal olan sinyal hatlarına göre
toprak hattı bütün bakıra bağlı olduğu için daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duyar. Kolay kolay ısınmaz. Ve topaklanma olma ihtimali de daha yüksek olur. O yüzden doğru ısıtıp doğru zamana lehim vermeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Ben bunu dediğim gibi şu çıkma SD kart modüllerden birini buraya uyduracağım. Şuraya daha doğrusu uyduracağım. Şu şekilde bunu bağlı bir şekilde deneyeceğim Commodore 64'te. Tabi ROM programlayacağım, EEPROM programlayıp koyacağım. Arduino'yu programlayacağım. Test edeceğim ve son haline getireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.